Merhaba arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Cemile Kaderoğlu. Bugünkü konumuz veri işleme. Başlayalım. Arkadaşlar, veri konusunu biz geçmiş yıllarda da görmüştük ilkokulda, hatırlarsanız. Öncelikle veri neydi onu tanımlayarak başlayalım. Veri, herhangi bir konu hakkında topladığımız bilgilerden her biriydi. Herhangi bir konu ile ilgili toplanan her türlü bilgidir. Şimdi burada herhangi bir konu ile bahsedilen şey bizim araştırmak istediğimiz ve üzerinde bilgiler toplamak istediğimiz konudur. Yani biz bir araştırma yapıyoruz ve bu araştırma konusu ile ilgili bilgi topluyoruz. Burada önemli olan şey şu, araştırma konusu için araştırma sorularını bir gruba yöneltebilmeliyiz ve birden fazla veri elde edebilmeliyiz. Buna göre, bakalım şimdi, diyor ki bize 4 seçenek vermiş, aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusudur diyor. Şimdi biz veri toplamak için bir soru yönelttiğimizde bir konuyla ilgili ne yapmamız lazım? Bir gruba yöneltebilmemiz lazım. Yani birden çok insanla veya birden çok veri toplayabileceğimiz bir alanda çalışmamız lazım. Bir de ne yapmalıyız? Birden çok cevap elde edebilmeliyiz. Şimdi A seçeneğine bakın. Türkiye'nin başkenti neresidir sorusunun bir tane cevabı var değil mi? Dolayısıyla bu birden çok bize bilgi aktaran bir durum olmadığı için bir araştırma sorusu değildir. B seçeneğine geliyorum. Türkiye'nin başkentinin nüfusu kaçtır? Şimdi nüfus ölçülebilen ve bir tek değere sahip olabilen bir durum. O zaman Türkiye'nin başkentinin nüfusu da yine tek cevaplı bir sorudur. Bir araştırma sorusu olmaz. Türkiye'nin kaç ili vardır dediğim zaman Türkiye'deki illerin sayısı da sabittir. Kaç tane insana sorarsam sorayım ne yapmalıyım, ne yapacağım burada? Aynı cevabı alacağım. O nedenle bu da bizim için bir araştırma sorusu değil. Türkiye'nin başkentinde önümüzdeki yıl yetiştirilmesi planlanan tarım ürünleri nelerdir dediğim zaman eğer ben tarım ürünü yetiştireceksem örneğin çiftçilerle çalıştığımızı düşünelim. Sorduğumuz her çiftçiden farklı bir ürün ismi alabileceğiz. O zaman ne olacak bu bizim için? Bir araştırma sorusu olacak. Demek ki her şey bir araştırma sorusu değilmiş. Şimdi bakalım yine bir devamında sorumuz var. Soruları diyor inceleyerek bu soruların araştırma sorusu olup olmadıklarını belirleyelim. Bakalım. Ozan'ın en başarılı olduğu spor dalı hangisidir? Şimdi Ozan'ın kendisine sorduğumda başarılı olduğu spor dalını bana söyleyecektir değil mi? Burada ben araştırma yapıyor bile olsam bir tek kişiyle çalışıp bir tek cevap alabileceğim için bu araştırma sorusu değildir. Okulumuzdaki öğrencilerin sevdiği spor dalları hangisidir dediğimde okulumuzda birçok öğrenci var değil mi? Her öğrenciye farklı farklı cevap alabilecek şekilde bu soruyu sorduğumda birincisi ne yapıyorum? Birçok insana sormuş oluyorum. İkincisi de ne yapıyorum? Her seferinde farklı cevap almış oluyorum. O zaman bu bizim için bir araştırma sorusudur. C seçeneğine bakalım. Sınıfımızdaki öğrencilerin en sevdiği ders hangisidir? Bakın bu da yine sınıfımızda birçok öğrenci var. Ve her öğrenci farklı bir dersi sevdiği için birçok cevap alacağız. Bu da bizim için bir araştırma sorusu olur. Devam edeyim şimdi. Arkadaşlar hatırlayalım geçmiş yıllardan biz sıklık tablosu beraberinde en son sütun grafiğine kadar gelmiştik konularımızda. Sütun grafiğini daha evvelki yıllardan gördük. Şimdi bu yıl yine sütun grafiğini tekrar bir hatırlayacağız. Bakın bize bir hazır tablo verilmiş. Bu tablonun adını geçen yıldan hatırlıyoruz değil mi? Bize bazı bilgiler verdiği ve bu bilgilere ait sayısal verilerin de içinde bulunduğu tabloya biz sıklık tablosu diyorduk. Bunu hatırladık.
Şimdi diyor ki bakın, bir lokanta sahibi bir günde lokantada satılan yemek çeşitlerinin porsiyon sayılarını tabloda belirtmiş. Bu tablo neydi? Sıklık tablosu. Sıklık tablosundan yararlanarak diyor, sütun grafiğini çizelim. Bu bilgilere ait ne yapacağız? Sütun grafiği çizeceğiz. Şimdi sütun grafiğini hatırlayalım. Sütun grafiğimiz iki tane sayı doğrusunun biri yatay, biri düşeyde bulunduğu bir grafikti. Bu grafik üzerindeki verileri biz yataya ve düşeye yazarak bunları birer sütunla ifade ediyorduk. Şimdi genellikle, her zaman olmak zorunda değil ama genellikle bize yazıyla verilen ifadeleri yataya, sayıyla verilen ifadeleri düşeye yazarak sütun grafiğimizi hazırlıyorduk. Şimdi bakalım, yataya ne yazmak isteyelim? Yemek çeşitlerini. Bizim yataydaki sayı doğrumuz neyi göstersin? Yemek çeşitlerini. O zaman düşeydeki sayı doğrumuz da bize neyi gösterecek? Porsiyon sayılarını. Burada önemli olan neydi hatırlayalım. Bu okların ucuna hangi bilgilere ait olduklarını yazmamız gerekiyordu. En önemli şeylerden biri buydu. Şimdi bakın, yemek çeşitlerimiz kimler? Bakıyorum, ana yemeğim var. Onu buraya A harfiyle göstereyim. Çorbamız var. Çorbamız burada Ç harfiyle bulunsun. Pilavımız var. Pilavı P harfiyle. Ve tatlımız var. Tatlımızı da T harfiyle gösterelim. Şimdi bu tüketilen porsiyon sayıları düşeyde yer alacaktı. Porsiyon sayılarını sıklık tablosundan okuduğumda ne görüyorum? Ana yemek 70 porsiyon, çorba 60, pilav 110 porsiyon, tatlı da 50 porsiyon kadar tüketilmiş. Şimdi buradaki verileri normalde biz eğer aralarında anlamlı artışlar varsa ona göre, yoksa birden itibaren başlayarak sırayla yazmak zorundaydık. Fakat burada bakın, bizde anlamlı veriler var, anlamlı artışlar var veriler arasında. Örneğin 50'den 60'a, 60'dan 70'e onar onar arttığını gördüm verilerin. O yüzden tablomu istersem kolaylık olsun diye sadece 50 ile başlatabiliyorum. 50 porsiyonla başlarsam sırayla 60, 70, 80, 90, 100 ve 110 porsiyona kadar düşeye verilerimi yazdım. Şimdi bakın burada en son en büyük veri elimde 110 olduğu için 110'a kadar yazmak benim için yeterli oldu. Şimdi geliyorum. Ana yemek ne kadar tüketilmişti? 70 porsiyon. Ana yemek yazdığım yer ile 70'in bulunduğu nokta şöyle bir sütunla gösterildiğinde işte sütun grafiğime başlamış oldum. Çorba ne kadar türetilmişti bakın, tüketilmişti özür dilerim. 60 porsiyon. Bakıyorum, çorbadan devam ettim. Sütunumu 60'a kadar uzattım. Çorbaya ait sütunu çizmiş oldum. Pilava bakıyorum. Pilavda 110 porsiyon tüketilmiş. Geldim 110'a kadar. 110'un bulunduğu yere kadar bir sütun çizdim. Bu da pilava ait sütunum oldu. Ve tatlımızda son olarak 50 porsiyon tüketilmiş. 50'nin bulunduğu hizadan tatlıya bir sütun çizdim. Bu da benim tatlıya ait sütunum oldu. İşte bizden istenen sütun grafiğini hazırlamış olduk. Bakın, bu sütun grafiğini yorumlayarak en çok tüketilen yemeği, en az tüketilen yemeği veya herhangi bir yemeğin diğerinden ne kadar fazla ya da az tüketildiğini bulabiliyorum. Şimdi yeni bize bir soru geldi. Bakın burada hazır bir sütun grafiği bize verilmiş ve bu sütun grafiğinden sütun grafiğine uygun çetele tablosunu ve sıklık tablosunu oluşturmamızı istemişler. Şimdi hatırlayalım, çetele tablosu neydi? Çetele tablosunu da önceki yıllarda görmüştük. Her veriyi bir tane çizgi ile gösteriyorduk.
Sıklık tablosu da biraz evvel gördüğümüz üzerinde hem sayısal verilerin hem de sözel verilerin bulunduğu tabloydu. Şimdi bakalım çetele tablosunu oluşturalım önce. Çetele tablosunu oluşturmak için öncelikle bizim sütun grafiğimizi bir yorumlayalım. Şimdi sütun grafiğinde futbol, voleybol, tenis, basketbol ve yüzme sporlarının yapılma miktarlarından bahsetmiş. Futbolla ilgilenen bakıyoruz kaç kişi var, kaç öğrenci var? 6. Voleybol ile ilgilenen öğrenci 5. Tenis ile ilgilenen 7. Basketbol ile ilgilenen bakın sütun grafiğinde 3. Ve yüzme ile ilgilenen toplam 4 öğrencimiz var. Şimdi çetele tablosunda ne yapıyoruz? Aynen sıklık tablosu çizer gibi verilerimizi hem sayısal olarak, özür dilerim sayısal olarak yazmıyoruz, sözel olarak ve her bir bilgiyi de çizgiyle gösteriyoruz. Şimdi diyelim ki burada futbol, bir sonraki voleybol, tenis sporu, basketbol ve yüzmemiz var. Çetele tablomuzun başına spor dalı ve öğrenci sayısı diye ayrı bir kutu da ekleyebilirim. Şimdi bakalım futbolla ilgilenen 6 kişiydi. Çetele tablosunu hatırlayın. 6 kişi için toplam 4 çizgi ve üzerine bir çizgi daha çizdiğimde bu 5 kişiyi, 5 elemanı gösteriyordu. O zaman futbol 5, bir daha 6 kişiden oluşmuş. Voleybol oynayanlar 5 kişiydi. Bakalım 1, 2, 3, 4, bir de çizgi 5 kişi oldular. Tenis oynayanlar 7 kişi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Basketbol oynayanlar 1, 2, 3 kişi. Yüzme 4 kişi. 1, 2, 3, 4. Bakın burada ne oldu? 5'e tamamlanmayan elemanlar tek başına çizgiler halinde yine ifade edildi. Sıklık tablomuzu oluşturalım. Sıklık tablomuzda yine aynı şekilde ama bu sefer verilerin sayısal olarak ifade edildiği tablo. Burada yine spor dalları olsun ve burada öğrenci sayıları. İlk sporumuz kimdi? Futbol. Sonraki voleybol. Sonraki tenis. Sonraki basketbol ve sonraki yüzme. Ben burada biraz fazla çizmişim çizgileri. Futbol kaç kişi? 6. Voleybol 5. Tenis 7. Basketbol 3. Ve yüzme de 4 kişilik gruplardan oluşmuş. Ya da ilgilenen öğrenci sayısı 4 kişiymiş. Öğrenci sayılarını bakın burada direkt saydığım kadarıyla tabloya yazıyorum. Yeni bir sorumuz var arkadaşlar. Yine bize bir sıklık tablosu verilmiş. Diyor ki, Türkiye'de 2017 yılında üretilen buğday, arpa, mısır ve şeker pancarı ne kadar üretilmişse bunu gösteren tablomuz verilmiş. Bu tabloya göre sütun grafiğini oluşturalım. Şimdi sütun grafiğini oluştururken neye dikkat edecektik? Bize burada tabloda verilen bilgilere. Eğer burada aralarda anlamlı artışlar varsa grafiğimizi buna göre oluşturacaktık. Şimdi bakıyorum ben. Genellikle 10, 14, 16 çift sayılar ama bir de burada 21,5'umuz var. Onun yerini de tahmini olarak grafikte gösterebiliriz diye şöyle bir sütun grafiği oluşturacağım. Sütun grafiğimiz ne yapıyordu? Bir yatay bir de düşey iki tane sayı doğrusundan oluşuyordu. Burada yataya yine tahıl ürünleri diyelim. Tahıl ürünleri. Düşeye de üretilen miktar yazalım.
Şimdi arkadaşlar, üretilen tahıl ürünlerimiz kimler? Buğday. Buğdaya B diyeyim. Arpa. Arpaya A diyorum. Mısıra M ve şeker pancarına da Ş diyorum. Şimdi bakıyorum burada. Verileri ikişer ikişer artırarak yazabilirim. Hatta istersem daha kolay olsun bana diye 10'dan başlatıp 10, 12, 14, 16 diye sayı doğruma ekleyebilirim. Bakın burada bir şeye daha dikkat etmemiz lazım. Mutlaka bunu daha evvelki yıllarda görmüşüzdür ama sayı doğrusunda bütün sayılarımız eşit aralıklarla olduğu için burada da yazarken rakamlarımızı veya sayılarımızı, verilerimizi eşit aralıklarla yazmaya özen gösteriyoruz. Şimdi bakalım, buğday 21,5. 21,5 nerededir arkadaşlar? 20 ile 22'nin arasında şurada bir 21 olduğunu düşünürsem 21,5 21 ile 22'nin tam ortası olmalıdır, değil mi? O zaman buraya kadar çıkıyorum. Buğday ürünüm için 21,5'un bulunduğu yere kadar bir sütun çiziyorum. Arpaya geldim. Arpa ne kadar üretilmiş? 14 milyon ton. Arpa 14'ün bulunduğu yere geldim. Sütunumu oluşturdum. Mısıra geldim. Mısırımız 10 ton. Yine mısırı da çizdim. Sütun olarak. Ve son olarak şeker pancarımız. Şeker pancarımızda ne yapmış bakın? 16 ton. 16'nın bulunduğu yere geldim. 16 milyon ton, özür dilerim. 16 milyon tonun bulunduğu yere bir sütun çizdim. Evet, bize verilen verilere ait sütun grafiğimiz böyle. Devam edelim. Arkadaşlar, yeni bir sorumuz daha var yine sütun grafiği ile ilgili. Sütun grafiğimiz diyor ki bakın, yukarıdaki grafik 4 öğrencinin bir günde okudukları kitabın sayfa sayısını göstermektedir. Buna göre verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Şimdi bunu bir sonraki slaytımızda göreceğiz tabii. Biz önce burada sütun grafiğimizi yorumlayalım. Şimdi bizim öğrencilerimizden ilki Adem. Adem'e bakıyorum. Adem 80 sayfa, bakın sütunu 80'e kadar gelmiş. 80 sayfa ne yapıyor? Kitap okuyor. Diğer öğrencimiz Erva. Erva'ya bakıyorum. 60'a kadar gelmiş. Erva 60 sayfa kitap okuyor. Diğer öğrencimiz Ozan. Ozan bakıyorum, 90 sayfa kitap okumuş. Ozan'ı da yazıyorum. Ve son öğrencimiz Sıraç. Sıraç'ta bakıyorum, 40'a kadar gelmiş. Sütunun üst çizgisi. Sıraç'ta 40 sayfa ne yapmış? Kitap okumuş. Şimdi bakalım. Buraya tekrar yazalım. Adem ne yapmıştı arkadaşlar? 80 sayfa okumuştu. Erva 60 sayfa okumuştu. Ozan 90 sayfa okumuştu. Ve son öğrencimiz Sıraç'tı. Sıraç da 40 sayfa okumuştu. Değil mi? Şimdi bu bilgilere göre biz aslında birçok yorumu da yapabiliriz. Bakalım şimdi. Birinci bilgide diyor ki Adem Erva'dan 20 sayfa daha fazla kitap okumuş. Bakalım Adem ne kadar okumuştu? 80. Erva ne kadar okumuştu? 60. Evet, 80 ile 60'ın farkı 20. Adem Erva'dan 20 fazla okumuş, 20 sayfa fazla okumuş. Bu bilgi doğru. İkinci bilgiye geldim. Ozan 90 sayfa kitap okumuştur. Evet, bakalım biz Ozan'ı inceledik biraz evvel grafiğimizde. Ozan'ın 90 sayfa okuduğunu gördük. Bu da doğru. Diğer bilgimiz Sıraç. Erva'dan 40 sayfa daha az okumuş diyor. Bakalım Sıraç 40 sayfa okumuştu, değil mi? Erva'da 60 sayfa okumuştu. 60'tan 40'ı çıkardığımda Erva Sıraç'tan 20 sayfa daha fazla okumuş. O zaman bu bilgi yanlış.
Sonraki bilgimiz, El ve Aile Siraç'ın okuduğu toplam sayfa sayısı Ozan'ın okuduğu kitap sayısından fazladır diyor. Bakalım. Erva 60 okumuştu. Sıraç 40. Topladım. Toplamda 100 sayfa okuduklarını gördüm. Bu Ozan'ın okuduğu kitap sayısından daha fazla mı? Doğru. Ve son bilgimiz, bu 4 öğrenci bir günde toplam 270 sayfa okumuştur diyor. Bakalım. Şimdi Adem 80 sayfa okudu. Üzerine Erva'yı ekliyorum. Toplam 140 etti. Üzerine Sıraç'ı ekliyorum. 40 daha. 180 etti. Üzerine 90 daha ekliyorum. Ozan'ın okuduğu sayfa sayısını. Toplamda 270 sayfa okumuşlar. Evet, bu bilgimiz de doğru. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.